Yayınıma hoş geldiniz. Evet Mossad. Mossad Türkiye'deki faaliyetlerinde nefes alamıyor. Dünyayı karıştıran bu şeytan üçgenine Türkiye Milli İstihbaratı öyle tokat vuruyor ki bu tokadın adına Osmanlı tokadı diyebiliriz. İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı, evet Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casusların gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona imza attı. Akıllı ol İsrail, akıllı ol Mossad. Şapka çıkaracaklar Milli İstihbarat Teşkilatımıza, bu kahramanlarımıza, bu yiğitlerimize şapka çıkartacaklar. Tüylerimiz diken diken izliyoruz. Bu güçlü hamleler büyük devlet olmanın, süper güç olmanın önemlisi. Yedisi de paketlenen bu Mossad üçgeninde çalışanlar nice hücrelerin açığa çıkmasına neden olacak. İşte kuvvetli olmak, işte yiğit olmak bilmek ve öğrenmekten, önlemekten geçer. Önleyici faaliyetlerden geçer. Siz bunları yaptığınızda büyük İsrail hedefleyenlerin soluğunu kesersiniz. Bunu yaparsanız planı ve projesi olanların sesini ve soluğunu kesersiniz. Milli İstihbarat Teşkilatı uzaktan çevrim içi yönlendirme tekniği kullanarak, bakın uzaktan çevrim içi yönlendirme tekniği kullanarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbarat bilgisi toplayan Mossad ajanlarına operasyon düzenleniyor. Ne gibi planlar yapacaklar, ne gibi tahrikler veya nasıl yönlendirmeler? Özellikle Türkiye'de yaşayan yabancıların haritasını neden çıkarıyorlar? Ya kaos çıkaracaklar, ya kullanacakları elemanları tabii ki tespit ediyorlar. Veya kendilerine yönelik Türkiye'de faaliyet göstermesi muhtemel kişileri mi tabii ki takip ediyorlar. Ama şu bir gerçek ki onların istihbarat faaliyetleri her zaman yeni anarşilerin, yeni kaosların, yeni kirli planlar için mutfakta bir şeylerin hazırlanması demek. Siz bunları önlediğinizde, istihbarat ağınız onları kilitlediğinde tabii ki tutunacak dalları kalmayacak. Yani yapmak istedikleri kirli planları, kirli oyunları ve ayaklanmaları, kirli operasyonları ellerinde patlayacak. Tabii ki karşı operasyon hakkımızda doğmak üzere. Bize yapılanın misliyle onlara iade edeceğiz. Yani demek istediğim husus şu. Akıllı ol derken şunu söylüyor Türkiye. Ben süper güç olarak askeri anlamda belli hazırlıklarımı gerçekleştirdim. Eğer benim milli bütünlüğüme, milli bağımsızlığıma ve Türkiye'yi yıkacak bir eyleme dönüşecek askeri faaliyet yürütecek olursanız, hangi şehriniz, hangi yeriniz olursa olsun her türlü, evet her türlü etkili büyük bombalara hazır olun. Yani Türkiye'ye karşı bilenenler kendi topraklarında rahat edemeyecek bir durumda olacak. Yani Türkiye'ye hiç kimse saygısızlık, Türkiye'ye kimse tepeden bakarak bir şeyler planlamasın. Hayalet hücreyi siz yok ettiğinizde, hayalet hücreye gereken adımı attığınızda tabii ki ne oluyor? Ellerinde patlıyor. MİT'in saha ajanları Mossad'ın uzaktan çevrim içi yöntemiyle yaptığı bu işlerde, özellikle bu istihbarat alma işlemleriyle GPS ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerin kırılması ve ikametgah adreslerin tespit edildiği belirlendi. Yani bu hücreleri yok etmek ve bu hücreleri devamlı azaltmak görevimiz olacak. Tabii ki Netanyahu çıldırdı. Tabii ki hepsi çıldıracak. Daha da çok çıldıracaklar. Bu da bir one minute'tır. Bu sadece sözde bir sahada, bir konferansta söylenen one minute'ın daha da tesirlisidir. Yani bir dakika diyoruz, dünyayı karıştıramazsınız. Hele hele Türkiye'yi hiç karıştıramazsınız. İlginç şeylere şahidiz. Çok ilginç gelişmelere şahidiz. Özellikle Fransa'daki olayları Netanyahu ne söylüyor? Fransa'daki olayları kendilerine yönelik bir eylem olarak görüyor. Yahudi karşıtlığı olarak tanımlıyor. Aslında İsrail'deki eylemlerin bu eylemlerle daha da şiddetlenmesinden çekiliyor. İsrail'de yaptığı, evet oradaki antidemokratik işlemlere isyan eden İsrail halkının tepkilerini bu yönde daha da arttıracağından çekiniyor. Biliyor musunuz? Fransa ve Avrupa'daki bu hareketlenmenin İsrail'deki Tel Aviv'deki gösterileri daha da arttıracağını kaniler. İsrail halkı demokratik tepkisini gösteriyor. Netanyahu'yu istemiyor. Netanyahu'nun seçilmesinde hile olduklarını düşünüyorlar. Netanyahu'nun uygulamalarında halkın gereksinimlerine, İsrail halkının istek ve taleplerine uygun hareket edilmediğini düşünüyorlar. Bu gerçekten İsrail halkının sesine
kulak vermeme olduğu gibi İsrail'de halk bastırılıyor. Şimdi size bir görüntü göstereceğim. Bu görüntüde İran Şahı'nın en büyük oğlu Rıza Pehlevi. İran'ı anlamanız için şimdiki rejim fark etmez. Şimdiki rejimle o rejim fark etmez. Bakın oyunun büyüklüğüne. Evet, İran'ın Şahı'nın en büyük oğlu Rıza Pehlevi ağlama duvarında İsrail'e selam çakıyor. Görev beklediğini ifade ediyor. Görüntülere bakın. Ağlama duvarında ne diyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Burada Peres böyle ağlamadı. Burada Netanyahu böyle ağlayamadı. Livni böyle ağlayamadı. Ne yapıyorsun sen? Evet, gördüğünüz gibi burada yaşananlar işler acısı. İran'ın yaşadığı çelişkiyi, İran'ın yaşadığı durumu gösteriyor. Ellerini duvara vurarak ağlamak da nedir? Yani bunları düşündüğünüzde, bu adımlara baktığınızda insan görüyor ki burada bir durum var. İran'da karışıklık sonucu kendine getirmesi beklenen bir ismi. Yani duvarda ağlayanın düşüncesi tabii ki dünya çıkarı. İsrail yönetiminin şu anda başındaki Macron'a bağlılığını ifade ediyor. Macron zaten İsrail'in çıkarı için var olduklarını ve kendi görev dahilinde İsrail'in Siyonist hedeflerine ulaşması için Fransa'nın her şeyi yapacağını belirtmişti. İşte gördüğünüz Netanyahu'nun desteği de gecikmemişti. Demek istediğim husus şu: bir resim var. Avrupa'daki hareketliliğin sonucu orada göçmenlerin yollanmasına mı neden olacak? Yani Avrupa'daki bizim gurbetçileri de bekleyen tehlike bu değil mi? Tabii ki böyle. Yani demek istediğim husus, bir oyun oynanıyor. Fransa'daki bu sessizlik ve bu ileri giden duruma karşılık Fransa hükümetinin bu eylemleri bastırmada organize ve olayların büyümesini önleyici ikna ve tabii ki yerine göre şiddet uygulamasını uygulayamadığı için burada bir oyunun olduğunu ve tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak olan bir göçmen istila fikrinin oluşmasıyla Avrupa'dan kendi ırkları dışındaki insanları yollama furyası mı başlayacak? Bu çok tehlikeli. Yani buradan nereye oraya çıktım? Çünkü durum çok tehlikeli ve Türkiye'nin özellikle bu konudaki tabii ki bizim de endişelerimizi anlatmak isteyeceğim başka bir yayında. Ama şu var ki bu dünyadaki olaylardaki, kargaşalardaki, ülkemizde de oynanması planlanan bu kargaşa oyunlarına karşı tabii ki biz iyi çalışıyoruz. Hem emniyetimiz hem Milli İstihbarat Teşkilatımız parmak ısırtıyor, güven veriyor ve vatandaşımızın gururunu okşuyor. Dünyanın en gelişmiş istihbarat ağına sahip olmak hepimize gurur veriyor ve biz bunu ilan ediyoruz. Türkiye çok güçlü, Türkiye biliyor, Türkiye önlüyor, Türkiye anlıyor. Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunları başlarına geçiriyor. Selam durmak lazım bu gelişmelere. Vatansever yiğitlerimize ve görevlerimize selam olsun. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. İstihbarat Teşkilatımızın başarısına selam duruyoruz. Ve özellikle güzel uyumu nedeniyle yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu başarı eşgüdümlü olur. Emniyeti, istihbaratı, yöneticileri, devlet yöneticileri uyumlu ve hızlı bir şekilde bu koordinasyonu sağladıklarında aksamadan başarı gelir. Çatla Netanyahu, çatla İsrail. Gördüğünüz gibi dünyayı karıştıran bu düzen tabii ki Türkiye'ye takılacak. Türk beklenendir değerli izleyenler, beklenendir. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın.